Gelelim bugünkü kapak konumuza. Şunu geleyim önce. Ha, şuna gelelim. Arkadaşlar, bakan evine uçakla gidiyormuş. Hemen vereceğim şimdi size. Bu Türkiye adına bir utançtır. Türkiye'de vatandaşa tasarruf 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 diye yırtınanlara, Merkez Bankası'nın 800 küsür milyar zarar ettiği bir ülkede insanlardan tasarruf tasarruf isteyenlere ve bu ülkenin bakanlarına geçmişi yoksulluk içerisinde olanların, o yoksulluk çeperlerinden doğru gelen insanların evine özel uçakla gitmesi kadar bir rezilliği düşünemiyorum. Bunu Ali Mahir Başarır, ihale verdiği firmanın özel jetinden inmeyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, bir de uçak sevdalısı, Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanı Mehmet Özhaseki çıktı. Tapu Kadastro Müdürlüğü haritalandırma için kullandığı resmi hizmete mahsus olan uçak ile seyahatler yapıyor diyor. Hemen ekrana veriyorum. Hemen veriyorum ekranı arkadaşlar. Tasarruf tedbirleri demişlerdi. 250 araçlı konvoyu artık olmayacak demişlerdi. Ne gördük? Ulaştırma Bakanı'nın ihale verdiği firmanın uçağıyla Almanya'ya gittiğini. Şimdi bir skandalda Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özer. Uçakla, devletin uçağıyla seyahatimi yapıyor. Aslında bu uçağı Tapu Kadastro'a havadan çekim için kullanması lazım. Ama 10 Mayıs'ta evet Ankara'da ne gidiyor? Bu uçakta Kayseri'ye gidiyor. Bu sormak isterim Sayın Bakan. Bunu ne hakla yapıyorsun? Ulaştırma Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı evet suç işlemiştir. Hele hele Mehmet Özaseki uçağı tamamen özel işlerini kullanmıştır. Çıkıp bunun hesabını, bunun cevabını topluma versinler. Çünkü bayram geliyor. İnsanlar 1200 liraya bilet alıp memleketlerine gidiyor. Arkadaşlar, Ali Mahir Başarır diyor ki aynı zamanda millete kemer sıktıran politikalar uygulayanların sıktığı tek şey uçaktaki emniyet kemeri diyor arkadaşlar. O kadar güzel ki uçaktaki taktığı emniyet kemeri, sadece onu yapıyorlar. Ve yine uçağı da göstereceğim sevgili arkadaşlar. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait isimli uçağı harita, tapu kadastro, yol, baraj, arazi, toplaştırma ve kamulaştırma için havadan fotoğraflama yapıyor. Bu uçağı almış sevgili arkadaşlar, ilginç bir şekilde Çevre ve İklim Bakanı, bakın burada 19 Mayıs tarihinde iki kere İstanbul'a ve Ankara'ya gidip gelmiş. Cuma günü Kayseri'ye gitmiş, Ankara Esenboğa Havaalanı, Ankara Kayseri, Çarşamba, böyle şeyini vermiş. Yani belgeli bir şekilde. Ya arkadaş, sen gerçekten bu ülkenin bakanı mısın? Bu ülkende insanlar çocuklarına sabah kahvaltısı koyamazken çantalarına, faturalarını ödeyemezken bu nasıl bir vicdansızlıktır? Nasıl bir itibar kaygısıdır bu? Kadın voleybol milli takımına özel uçak tahsis etmeyenler, business class'ta gönder Amerika'ya arkadaşlar, Almanya falan değil, İsviçre değil, filanca Kayseri değil. Yani gönderemeyenler kendi bakanını Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne ait görev uçağıyla özel uçağı gibi kullanması, Ulaştırma Bakanı'nın ihale verdiği şirketin özel uçağıyla yurt dışı toplantılarına katılması, arkadaşlar artık utanmaları falan yoktur. Bu milletin dertleriyle dertlenme diye durumları yoktur. Yok oğlu yoktur. Çünkü artık milletle bir alakaları falan yok. Eğer milleti dinlemekten, milletle hasbihal eylemekten utanmıyorlarsa, sıkılmıyorlarsa hiçbir şey bilmiyorum yine arkadaşlar. Artık milletten yaka sikmiyorlarsa onu da, yani neyse.
başka bir şey. Yani böyle yutkuna yutkuna başka bir şeye gidecek arkadaşlar şimdi olayım yani. Şimdi bunu yapıyor da size bir tane daha haber vereceğim şimdi. İnanın eskisi yenisi AK Parti'nin son 22 yıllık, 23 yıllık siyasal iktidarında sevgili arkadaşlar. Hiç utanmalarının kaldığını falan düşünmüyorum arkadaşlar. Gerçekten utanmalarının kaldığını düşünmüyorum. Bakın bu Abdullah Gül sevgili arkadaşlar. Cumhurbaşkanı. 75 koruması 17 makam aracı olduğu ortaya çıkmış arkadaşlar. Yahu 75 tane koruma 17 makam aracı nedir abi ya? 17 tane makam aracı. Yani görevi bıraktıktan sonra kullandığı tüm araçlar kendisine tahsis edilmiş sevgili izleyiciler. Görevi bıraktıktan sonra ve bu böyleyse eski bakanlar, eski başbakanlar, tamam mı? Düşünün şimdi. Aynı zamanda arkadaşlar bak şimdi yine bir şey vereceğim. Bir de bu Huber Köşkü arkadaşlar. Gül'ün bitmesi, yani görev süresi bitmeden önce 8 ay boyunca Huber Köşkü'nü kullanmaya devam ettiğini hatırlatırlar diyor. Bunu Mustafa İlker Yücel, Aydınlık Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni. Şimdi bu Aydınlık bunu gündeme getirince Gül sessiz sedasız Kavacık'taki Boğaz manzaralı villaya taşınmıştı. İsrafa, lükse, şatavata burada da devam ediyor anlaşılan demiş Mustafa İlker Yücel. Abdullah Gül olunca Aydınlık Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni çakmış. Halbuki Abdullah Gül için söylediklerinin hepsi mesela Çevre ve Şehircilik Bakanı ile ilgili Ali Mahir Başarı'nın söylediklerini manşet yapar mı Aydınlık Gazetesi? Bugün için söylüyorum. Erdoğan'ın uçaklarını yapar mı? Ulaştırma Bakanı'nın Rönesans şirketinin uçağıyla yurt dışına gitmesini yapar mı arkadaşlar? Yapmaz arkadaşlar. Yapmaz. Gerçekten bunu Yeni Çağ Gazetesi gündeme getirmiş. Abdullah Gül'ün 75 koruması 17 makam aracı olduğu ortaya çıkmış. Bu görülüyor ki Abdullah Gül'ün çok büyük ihtimalle karısına da ait makam aracı var. Ya bir ülkeye kötülük bu kadar vahşice yapılabilir mi? Size bir şey soracağım. Lütfen yanıt verin. Çok sevinirim. Bu ülke işgal altında olsaydı, yabancılar tarafından işgal edilmiş olsaydı, İngilizler, Fransızlar, Almanlar, bu kadar pervasızlık yaparlar mıydı arkadaşlar ya? Bu kadar pervasızlık yaparlar mıydı? Çok net soruyorum size ya. Vallahi korkarlardı herhangi bir şey olur diye ya. Çekinirlerdi bu kadar. Çalarlar mıydı? Çalarlardı. Götürürler miydi zenginliği? Götürürlerdi. Bunlar işgal kuvvetlerim arkadaşlar. Bunlar bizim insanlarımız. Bu ülkeyi yönetenler bizim insanlarımız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu insanlar. Anası, babası, dedesi bilmem neyi burada doğmuş. Buranın çocukları. Ya buranın çocuğu olup ekmeğini yiyip suyunu içip havasını teneffüs edip bu ülkeye bu kadar kötülük yapılır mı ya? Bu kadar kötülük yapılır mı sevgili izleyiciler? Hani bazen insanın içinden şunun diyesi geliyor. Çalın da ya bu kadar da çalmayın deme. Ya tamam itibar da bu kadar da yapmayın. Yani inanın bu cümleler bile çok kötü ama insan bu kadar yani pervasızlığı görünce söylenecek cümle bulamıyor insan ya. Bulamıyor abi. Bulamıyorum yani. Siz buluyor musunuz bilmiyorum. Bakalım siz